Müdür Yollarda programına hoş geldiniz. Ben de Özgür Kağan. Alioğlu Sıfır Enerji Binaları ve binalarda enerji verimliliğini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii enerji verimliliğini konuşurken de mümkün olduğu kadar konuyu bütün yönleriyle ele almaya çalışıyoruz. Bugün işin enerji yönetim tarafına biraz değinmeye çalışacağız. Kimle birlikteyiz? NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanı Sayın Meltem Kılıçkoç'la birlikteyiz. Meltem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Bey, merhabalar. Nasılsınız? Vallahi biz çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Nasıl geçiyor bu Covid günleriniz? Nasıl geçti Covid günleri? Neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedin bize. Valla herkes gibi biz de evlere tıkılmıştık başlarda aslında. 3 ay kadar bir evde yaşamak durumunda kaldık. Yani zor geçti ama keyifliydi. Dinlenme fırsatı bulduk. Çünkü hani benim işim de gereği çok fazla seyahat ediyorum aslında. Hani evde çok fazla bulunmuyordum. Tüm Türkiye kapsamında geziyordum. O yüzden böyle bir değişik geldi, bir dinlenme gibiydi. Ama bir süre sonra çok mutlu olmamaya başladık tabii ki. Bakalım, şimdilik birazcık normalleşmeye başladık ama yine hani dijital ortama geçince tabii herkes gibi biz de dijital ortamda hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz açıkçası. Peki bu eğitimlere falan uzaktan devam edebildiniz mi? Yürütebildiniz mi süreçleri işte bu online eğitimlerle vesaire? Aynen, yani bizim işimize de yaradı bu. Hani ben başlarda biraz tedirgindim çünkü yani yüz yüze iletişim kurmayı seven bir insanım. Hani interaktif yapmayı seviyorum eğitimleri ya da denetimleri de aslında. Ama baktık ki oluyormuş, güzel oluyor aslında. İnsanlar da alıştı, hepimiz alıştık. Hani böyle evde kalkıyorsunuz sabah gayet güzel. Sonra işte kahvaltınızı ediyorsunuz, ekranın başına geçiyorsunuz. Herkes keyifli. Hani o yol yorgunluğu yok. Çünkü İstanbul'da yaşadığım için inanılmaz bir trafik ya da işte şehirler arası sabah uçağa binmek için 4'te kalkıyorsunuz. İşte uçuyorsunuz, gidiyor falan. Hani bunlardan hep derdik zaten. Biz denetim de çok yaptığımız için bir hayalimiz ışınlanma icat olsun. Bu işin hiç mi sıkıntısı yok? Kesinlikle çözümlü. Yani bir nebze bu dönem bizim için artısı bu oldu açıkçası. Enerji açısından iyi. Araç ulaşım sıkıntısı olmadı. İşte bu artılar var ya güzeldi ve yani şu bir tek belki hani uygulamalı eğitim kısmında bazen sorunlar yaşayabiliyoruz. Hani o katılımcı çok fazla olduğu zaman işte bu ne bileyim işte Wi-Fi'ın kopması gibi durumlarla eğitimin ortasında birden bakıyorsunuz ki kendi kendinize anlatıyorsunuz. Karşı taraf kopmuş. Yani değişik ama böyle gidecek gibi belli ki. Ben de size katılıyorum. Yani bence İstanbul'da yaşayan herkes hemen hemen günde bir 3 saat kazandı bu yol mevzusundan dolayı. Orada Kesinlikle. kritik olan Ha. tabii bu 3 saati nasıl değerlendireceğiz? Değerlendir. Yani ben genellikle herkese şunu tavsiye ediyorum. Hani 3 saatin 1,5 saatini işe ver, 1,5 saat de sana kalsın. Hani böyle paylaşmış olalım bu şekilde diye. Peki. Meltem Hanım, siz muhtemelen tabii sektör yakından tanıyor da dinleyenlerimize tanısınlar. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Meltem Kılıçkoç ben. Çevre Yüksek Mühendisiyim. Açıkçası yani 2010 yılından beri bu sektördeyim. Daha önce ne yaptım? İşte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde aslında lisans dönemimde bu yönetim sistemleri kapsamında bitirme tezi hazırlamıştım. Orada tanıştım. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde master sırasında yine Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa Birliği projesinde bir tıbbi atıkların yönetimi kapsamında İstanbul'da bir proje yürüttük. Yani bu işler cazip gelmeye başladı. Sonra bir kısa yine Boğaziçi'nde doktora geçmişim var ama tamamlama fırsatı bulamadım. Açıkçası o dönem biraz sağlık sorunları da yaşamıştım. Sonrasında 3 yıl kadar makine imalatı alanında aile şirketinde çalıştım. Ve 2010 yılı itibariyle de NMT ile yollarımız kesişti. Danışmanlık olarak ya da işte belgelendirme kuruluşlarında yine bu yönetim sistemleri, kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği, enerji, müşteri memnuniyeti gibi farklı farklı yönetim sistem standartlarında danışmanlık, eğitmen ve baş tetkikçi olarak görev alıyorum. Elimden geldiğince freelance çalışıyorum bu arada. Hani öyle bir şey yok. NMT ile de gayet böyle güzel bir iş ortaklığımız var 10 yıla yakındır. Yani güzel, seviyorum işim, keyifli. O yüzden herkese tavsiye eder misiniz diye hep sorarlar. Çünkü bazen denetimlerde özellikle bu iş karşı tarafa çok böyle cazip gelir. Çok zorlukları var. Bir kere hani ev yaşantısı çok iyi o dengeyi kurmak lazım. Aileyi, evi ama hani evliliğimde 10 yılı da ben takribi aştım gayet keyifli. Bir şekilde yürütmek lazım ama dediğim gibi her işin hem güzellikleri hem zorlukları her zaman olduğu gibi burada da var. Ama yani buyurun uzun yıllardır Çok affedersiniz. Bir programa da eşinizi konuk alalım, ondan dinleyelim bir de bakalım.
Vallahi çok güzel yemek yapar o yüzden. Ben bu arada vejeteryanım. Aslan burcuyum ve bir Galatasaray taraftarıyım. Eşim de tam tersi konularda. İşte böyle gayet güzel yemek yapan, benim hiç mutfakla aram yoktur. Ama kendisi Fenerbahçelidir, koyu bir Fenerbahçelidir. Aslında zıtlıklarla biz güzel bir uyum sağlamaya çalışıyoruz beraber. Bence süper ikili olmuş. Yani enzim koenzim gibi tam birbirinizin açıklarını doldurmuşsunuz bu anlamda. Kesinlikle. Peki ben hemen şuradan başlayayım Meltem Hanım. Çünkü çok hakikaten merak ettiğim mevzu var. Size danışmak istiyorum. Hem de dinleyenlerimizin de fikri olsun istiyorum. Şimdi dediniz ki danışman, eğitmen, denetçi. Şimdi bunların üçü de aslında üç ayrı şapka. Bize bir teker teker bunları bir anlatır mısınız? Danışman kim? Eğitmen kim? Denetçi kim? Peki. Şimdi bizim işte bu yönetim sistemleri kapsamında dediğimiz konular aslında bir ISO, yani uluslararası bir standartlar örgütü var. Ve farklı konularda standartlar yayınlanıyor. Ve hani buna yasal bir gereklilik değil. Ki hani 50.001 biraz bahsedeceğim aslında. Yeni yayınlanan mevzuatımız kapsamında yasal gereklilik olmaya başladı aslında, ama hani bu standartlar gönüllülük esasında kuruluşların almak istediği. Şimdi bunun da bir belgelendirme süreci var. Yani bir danışmanlık firmaları var, bir de belgelendirme firmaları var. Danışmanlık firmaları kuruluşlara aslında bu sistemleri, yani 50.001 örneğin mesela işte ISO 50.001 yönetim sisteminin kurulması için destek sağlıyor. Çünkü hani standardın, evet, okuduğunuz zaman hani şartlarının detayını, ne tür uygulamalar yapılması gerekliliği konusunda adı üstünde danışmanlık yaparak aslında onu denetime hazırlıyor kuruluşları, danışman. İşin eğitim ayağı da standardın da maddelerinden biri aslında. Kuruluştaki tüm çalışanların bu standart gereklilikleri konusunda kendi üstüne düşen kısımda farkında olması, bilgi sahip olması gerekiyor. Bu konuda da eğitim almaları gerekiyor. İşte orada da eğitmen kimliğine bürünerek yine bu standartlar kapsamında eğitimler veriyoruz. Şimdi bir de o belgelendirme dediğimiz tetkik ayağı var. Ve standart şunu da istiyor. Kuruluş hani hem iç tetkikte kendisini denetlemeli, hem de bu belgeyi almak istiyorsa bir dış denetim geçirmeli. Bu belgeyi verecek olan kuruluşlar da belgelendirme kuruluşları ve tetkikçiler bu dış denetimi yapıyor. Yani bir iç kısmı var, bir dış kısmı var. Üç ayağında da yer alıyorum. Ama şu tabii ki yanlış anlaşılmasın. Mesela NMT bir danışmanlık ve eğitim şirketi. Ben orada danışman ve eğitim kimliğimle, yani NMT bir belgelendirme şirketi olamaz. Çünkü bu bağımsızlık ilkesine aykırı. Yani belgelendirme kuruluşlarıyla danışmanlık kuruluşları tamamen farklı kuruluşlar. Yani bir belgelendirme kuruluşu kesinlikle danışmanlık yapamaz. Bazen çünkü arıyor firmalar belgelendirme kuruluşlarını. Hani biz belge almak istiyoruz, bir de destek istiyoruz. Orada öyle olmuyor ne yazık ki. O zaman farklı kurumlar, NMT tarzında danışmanlık kuruluşlarından bunun desteği alınması lazım. Çünkü hem sistemi kurup hem de belge için ben yine aynı firma, mesela danışmanlık yaptığım firmalara kesinlikle 3 yıl gibi bir süresi vardır bunun, belgelendirmek için denetime gidemem. Bu yasak. Yani onaylanmayacak durumda. O yüzden böyle bir sistem var. Dediğim gibi 3 ayağında da elimden geldiğince yer almaya çalışıyorum. Sanırım tabii bu doğal olarak hani bir çıkar ya da conflict of interest olmasın diye, çıkarlar çakışması Kesinlikle. olmasın diye yani hem danışmanlığını ver hem de git denet, ya denetleme yap. Ve doğal olarak yani danışmanlığını verdiğiniz bir yere denetlemeye giderseniz ya doğal olarak herhalde hayır demeyeceksinizdir bazı şeylere diye güzel bir sistem kurulmuş. Bir özetlemek gerekirse ben şöyle anladım. Bu danışmanlık kısmı aslında firmayı denetlemeye veya firmayı belgeyi almaya, firmayı sisteme hazırlıyor. Eğitim kısmı da kişileri hazırlıyor gibi anladım. Aynen. Yani eğitimde aynı standardı biraz daha karşı tarafa aktarmak ya da işte iç denetçi dediğimiz bir kavram var. İşte kendi kendimizi nasıl deneteceğimizle ilgili eğitimler veriyoruz. Standartlar farklı konularda ya da doküman yönetimi diye bir kavram var. Bu standartların da istediği dokümante edilmiş bilgi oluşturulmalı. İşte prosedürler yazıyoruz, talimatlar oluşturuyoruz. Hani bunların nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili. Yani birçok konuda aslında işte sürdürülebilirlik, risk yönetimi, hani süreç yönetimi gibi farklı konularla da hani bu standartlarla ilişkili, evet, eğitimler düzenliyoruz aslında. Firmayı hazırlan yapıyoruz bir nebze. Peki. O zaman biraz da konunun detayına gelelim. Şimdi ISO 50.001 enerji yönetim sistemi dedik. Yani isim kendi başlı başına bile bir şey, bir şaşası var yani. Yani ismi de Şaşası büyük. ISO var. 50.001 enerji yönetim sistemi. Şimdi bize bunu ama bizim anlayabileceğimiz şekilde Meltem Hanım. Yani bu nasıl bir sistem? Neyi yönetiyoruz? Neyi kontrol ediyoruz? Neyi yönetiyoruz? Yani aslında hani
Enerji dediğimiz zaman mesela biz şimdi enerji yönetim sisteminde adı üstünde sistem. Yani bu zaten hani bütün bu standartların amacı herkesin bir kuruluş içerisinde aynı dilde konuşabilmesini sağlamak. Bunun için de bir sistematik hareket etmek lazım. Yani ben şimdi enerji dediğimiz içinde bildiğiniz gibi içinde bir sürü kavram var. Yani bazen elektrik yerine enerji terimini kullanan firmalarla karşılaşıyoruz. Ama hani enerji kapsamı her şeyin içinde. Yani enerji verimliliği var içinde, enerji kullanım noktaları var, enerji tüketimi var. Yani bütün bunları bir çatı gibi düşünüp bu yönetim sistemi de aslında firmaların bu enerji kavramı içerisindeki hani nasıl kullanacağını doğru yönetmesiyle ilgili bir sürdürülebilir bir sistem kurmasına destek olan şartları açıklayan bir standart aslında. Yani sen etkin bir enerji kullanımını yönetebilmek için, sistem oluşturmak için neler yapmalısının bir kılavuz gibi düşünün, bir rehber gibi düşünün bu standardı. Uluslararası gereklilikler. Yani siz Türkiye'de herhangi bir kuruluştan bir belge aldığınız zaman ve bunu gösterdiğiniz zaman bu artık uluslararası geçerliliğe sahip. Dolayısıyla hani ISO 50001 de hani enerjiyi işte nasıl yöneteceğiz? Yani bu hani yasal bir gereklilik değil dedik belki ama sonuçta firmalara birçok artısı olacak bir sistem. Yani enerjiyi doğru nasıl yöneteceğim, kuruluş içerisinde nasıl verimli kullanacağım, bu bana hani tasarruf nerelerde sağlayacağım. Dolayısıyla ne olacak kuruluşlarda? Enerji şu anda günümüzde hani bildiğiniz gibi inanılmaz maliyetlere sebep olan bir şey ve bazı hele ki endüstri kuruluşlarında yüksek maliyetler. Yani dolayısıyla doğru yönetmek lazım bunu. İşte bize nasıl bir sistem içerisinde bu enerjiyi doğru yöneteceğiz, tasarruf sağlayacağız, maliyetleri azaltacağız ve bunun yanında rekabet gücümüzü arttıracağız. Yani maliyetleri düşürürsek, tabii burada şunu sakın unutmamak lazım. Bunu her zaman altını çiziyoruz biz. Yani enerjiyi tasarruflu sağlayacağız diye de biz işte ürün kalitemizden ödün vermeyeceğiz ya da ürün miktarımızdan ödün vermeden aslında sistemimizi nasıl iyileştirmeliyiz, nelerde fırsatlar var, bunu görmemize fayda sağlayacak bir sistem, enerji yönetim sistemi. Her türlü kuruluşunda, her ölçekteki kuruluşun uygulayabileceği, sanayi olarak lütfen bakılmaması lazım. Her hizmet sektöründe de olabileceği gibi, üretim sektöründe zaten etkin kullanılacak bir standart diye düşünebilirsiniz. Yani bu bize bir kılavuz, şartları var, ne yapmamız gerektiğini gösteriyor ve sonunda da tabii ki bize artıları var. Yani gittiğim, denetim yaptığım, danışmanlık yaptığım firmalarda gerçekten bu sistem sonunda böyle hani yüz binler değil, milyonlarla telaffuz edilen iyileştirmeler, artılar, yani maliyetlerdeki bu ne bileyim karlılık, gerçekten artısı çok fazla olan bir standart ve şu anda popülaritesi de artmış. Hani bir mesela firmalara gittiğiniz zaman ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi, yani olmayan firma yok artık neredeyse diyebiliriz. 50001 biraz daha günümüzde popüler olmaya başladı. Hani mevzuatımız da bunu enerji yöneticisi kavramında bulundurmak zorundaysan diyor, 50001 belgesi alma zorunluluğu geldi Ocak 2020'de. Bunu da unutmamak lazım mevzuatımızda da. Bu da bize yani sektör açısından da aslında hani bir yükümlülük, zorunluluk olarak bakmamak lazım. Hep artı tarafını düşünmek lazım. O yüzden de artılarını çok iyi anlamak lazım. Yani biz bazen bu sistemleri işte hani satış pazarlama noktasına baktığınız zaman firmalar çok cazip gelmiyordu. Yani bana artısı ne olabilir, eksisi ne olabilir? Hani şu anda elimiz biraz daha kuvvetlendi. Çünkü mevzuat çok güzel tanımladı bunu. Yani etütler aslında. Enerji etüdü hani biliyoruz. Bu enerji etüdü de zorunlulukları değişti. Gereklilikler de arttı. Enerji etüdünü bilenler için özellikle söylüyorum. Nedir işte? Benim hangi ekipmanımda iyileştirme yapacağım? Hangi prosesimde iyileştirmeler yapacağım? Bunun daha kapsamlı. Yani enerji etüdü bu standardın sadece bir maddesi, bir kısmını oluşturuyor gibi düşünün. Daha detaylı, yönetsel bakıyor olaya. Üst yönetimden, liderden başlıyor aslında hikayeye. Dolayısıyla da tüm kuruluş içerisinde yaygınlık. Yani sadece bakımın işi değil bu. Öyle bakmak lazım. Yani bakım tarafının ya da üretim prosesiyle muhakkak entegre edildiğinden emin olmak lazım. Dediğim gibi yani enerji tabii ki en fazla nedir? Üretim bu sektörümüz bizim.
orada harcayacağız. Belki hani ekipmanlarda, makinalarda, üretim alanında ama ofis. Hepimiz ışık açık kapıyoruz. Belki çok küçük gibi gözükebilir ama emin olun geneli totale baktığınız zaman her zaman artıştır. Yani herkes hani bu yönetim sistemiyle beraber amaç da şu, şirket kültürü haline getirmek aslında. Yani biz yönetim sistemlerinin herhangi birinde kurmaya ilk başladığımız zaman çalışanlardan başta şöyle bir tepki gelebiliyor. Yani hani alışkanlıkları değiştirmek zordur ya. Dolayısıyla bu yönetim sistemi ne olursa olsun evet bir dokümantasyon ihtiyacı var. Hani bundan çok hoşlaşmayabiliyoruz bazen. Hani üretimde özellikle oradaki operatör ya şimdi zaten işim başımdan açmış bunlarla uğraşıyorum bir de bana kayıt kuyutla gel şeklinde bir yaklaşımla her zaman karşılaştığımız noktalar. İşte bunu o yüzden karşı tarafa anlamlandırmak lazım. Yani gerekliliğini doğru aktarmak lazım. İşte hani o eğitim demiştim ya farkındalığı o şekilde. Yani bu işi direkt çocuk için de öyledir değil mi? Bir şey yapma derseniz çocuğa neden yapmaması gerektiğini aktarmadıktan sonra çocuk inadına yapar bir şeyler ya da anlam veremez. Yani yapma diyor ama neden? Hani ya da bir şeyi o yüzden de yap dediğiniz zaman da neden yapması gerektiğini önce aktarmak lazım. Dolayısıyla da hani bu sistemlerde de evet dokümantasyon ihtiyacımız var. Takip çok önemli. Veriyi doğru toplamak önemli. 50.001'deki noktada aslında en kritik kısımlardan biri hani veriye elde etmem lazım. Ne kadar enerji tüketiyorum, nelerlerde en fazla enerjiyi tüketiyorum. Bunları doğru tespit edip aslında sistemi o gereklilikler işte önemli enerji kullanımları diyoruz biz bunları standardın diliyle baktığınız zaman. Zaten enerji etütlerinde de bu dışarıya yaptırdığımız enerji etütlerinde de nelerde işte bu fırsatlar var. Onlar tespit ediliyor. Standartta çok bir de bir paralel aslında. Yani dünyayı yeniden yaratmamızı kimseden beklemiyoruz biz bu standartlarla. Sadece birkaç ufak dokümantasyonu da işin içine dahil ederek belki gerçekten ama yani sistemlerde bütün standartlarda o liderlik kavramı ki yeni bu versiyonlarla 50.001 bu arada 2018'de yeni bir şeyle yayınlandı, revizyonla yayınlandı. İlk 2011 versiyonu vardı ama 2018 bize yenilikler de kattı. Örneğin risk fırsat kavramı geldi aslında. Şimdi tüm kurumlar hani baktığınız zaman hani bunu yapıyordur. Stratejik çalıştaylar yaparak hani ne yaparsınız? Bir SWOT analizi diye bir çalışma vardır değil mi? Belirlersiniz. İşte bunun içine enerjiyi de kat diyor aslında. Yani çünkü artan enerji maliyetleri dedik mesela. Değil mi? Ya da mesela pandemi gündemi. Şimdi pandemi bana neler katabilir? Yani riskler neler olabilir? Fırsatları neler olabilir? Hani bunu üretimde de düşüneceğimiz gibi enerji açısından da bakmak lazım. Şeyde araştırmalar yapıyorum bilmiyorum Twitter'da falan böyle sosyal medyada da aslında karşımıza çıkıyor işte hani hava kalitesinde iyileşme gözle görülür bir iyileşmeden bahsettik değil mi? Hatta şimdi ben Bostancı tarafında oturuyorum adalardır hani bizim manzaralarımız Uludağ gözüktü. Şimdi bu gündeme düştü hani ama şu bizi kandırmasın. Evet hava kalitesinde şimdi herkes evlerinde oturdu belli bir süre bu dönemde. Ne oldu? Ulaşım aslında, trafikte azalma oldu. Şimdi enerji yönetim sistemi, evet enerji verimliliği ama maliyetler azaltılsın, enerji tasarrufu sağlansın ama üçüncü ve asıl belki geleceğimiz için önemli konu çevre etkisinin azalması. Yani o çevreye verdiğimiz etki, çünkü sanayi, işte lojistik yani ulaşım sektörü olsun, toptan perakende sektörü olsun. Hani bunlar Türkiye'de en fazla belki enerjinin kullanıldığı noktalar. Hani enerji yönetim sisteminin belki öncelikli olarak kurulması gereken sektörler olarak ele alabiliriz. Ama işte bu pandemi sürecinde ne oldu? Trafikten nedeniyle araçlar çıkmadı. İşte bu hani sera gazı etkisi dediğimiz iklim değişikliği, hava kalitesini etkileyen etkenleri biz birazcık indirdik. Ama normalleştik. Ne oldu? Her şey başa döndü gibi oldu aslında. Peki. Meltem Hanım ben sizi kesmek istemedim. Hakikaten çok hakikaten güzel bir insicamla anlatıyordunuz ama bu bölümün sonuna geldik. Müsaadenizle burada ufak bir ara verelim. İkinci bölüme devam edelim.
Müdür Yollarda programı devam ediyor. Ben Deniz Özgür Kaan Alioğlu, Sıfır Enerji Binaları ve Binalarda Enerji Verimliliği konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz NMP Danışmanlık Eğitim Merkezi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanı Sayın Meltem Kılıçkoç ile birlikteyiz. İlk bölümde ufak bir giriş yaptık ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ne. Meltem Hanım, siz Ocak 2020'den itibaren yasal mevzuatla ilgili de bir gelişmeler olduğundan bahsettiniz. Biraz onu detaylandıralım mı? Yani yasal mevzuattan Kesinlikle. Kastımız nedir? Bu nereye girdi? İşte kimin neyle ilgili yükümlülükleri var burada? Tabii ki. Aslında enerji kaynaklarını ve enerji kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelik. Değişik bir orada. Böyle bir yönetmenimiz zaten vardı. Ve o yönetmelikte hani VAP projesi dediğimiz verimlilik arttırıcı projelerden destek almak isteyen kuruluşlar zaten 50001 enerji yönetim sistem belgesine sahip olmaları gerekiyordu. Ama Ocak 2020'de büyük değişiklikler oldu. Ne oldu? Eğer işte endüstrilerde 1000 TEP üzerindeyse hani enerji tüketiminiz ya da işte hizmet sektöründe ise ticari binalarda ise işte o yine limitler doğrultusunda işte 500 TEP üstü olsun 10.000 metrekare gibi 20.000 metrekare gibi gereklilikler ya da kamuda yine aynı böyle farklı farklı gereklilikler doğrultusunda dedi ki enerji yöneticisi bulunduracaksın. Bu öncesinde de vardı ama bir parantez geldi. Evet, bu gereklilikler kapsamında sen enerji yöneticisi yine bulundurmaya devam edeceksin. Artı ISO 50001 belgesi almak zorundasın dedi. Yani şu neticede özetlersek enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğu olan tüm kuruluşlar 50001 belgesine sahip olmak zorunda. Aynı şekilde yine VAP projelerinden destek almak istiyorlarsa hani 1000 TEP üstü gibi hareket edip 1000 TEP'in altında 500 ile 1000 TEP arası sanırım VAP projeleri ve gönüllülük anlaşmalarına başvurabiliyor kuruluşlar. Hani 1000 TEP üstü gibi yönetmelikte yazan gereklilikleri yerine getirip 50001 belgesi de almak zorundalar artık. O yüzden bu gerçekten büyük bir değişiklik. Ha, bu arada şunun da altını çizeyim. Ne zamana kadar bunu yapacaklar? 2023 yılı sonuna kadar bu belgeyi almış olmaları gerekiyor. Öyle de bir şey bize süre tanıdılar diyelim kuruluşlara. Enerji Bakanlığımız bu anlamda çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Tabii bu çalışmalarda işte verimlilik artırıcı projeler, gönüllü anlaşmalar çok önemli yer tutuyor. Ama tabii bunların etütlerinin yapılıp hayata geçirilmesi kadar, yani en az o kadar tabii bu sistemlerin sürdürülebilir olarak devam ettirilmesi önemli. Sanırım da ISO 50001 sistemi de burada tam devreye giriyor bu anlamda. Peki şunu sormak isterim. Sadece sanayi değil dediniz. Biz tahmin edebiliyoruz başka nerelerde kullanabileceğini ama dinleyenlerimizin spesifik örnekler duyması adına nereler var mesela bu belgenin kapsamı içerisinde? Kimler bu belgeyi alabilir sizce anlamda? Yani şimdi tabii bir kere enerji üretim tesislerinin çoğunda zaten yine böyle bir gereklilik kapsamında mevcut. Özellikle hani yine işte bu 100 megawatt üstü. Mesela ben danışmanlık yaptım hidroelektrik santrallerine, rüzgar santrallerine. Bu belge kurulumunu birçok firmanın hatta var Türkiye'de de bu şekilde. Ve toptan perakende de mesela bunlar olabiliyor. Çünkü hani ofis olarak sadece bakmamak lazım. Dediğim gibi lojistik alanında da. Hani bu önemli bir şey çünkü araçlar baktığımızda yakıt tüketimi hatta şeyde var mesela İstanbul'daki İETT'nin hani baktığınız zaman resmi kurumlar olarak da ki orada da danışmanlık yapmıştım bir dönem. Hani onların da mesela 50001 belgeleri var. Hani kamuda olsun organize sanayi bölgeleri kesinlikle bu konuda hani zaten genel baktığınız zaman ama hizmet sektöründe dediğiniz gibi hani bir organizasyon şirketinde gördüm mü? Hayır karşılaşmadım belki ama hani dediğim gibi bu plazalarda bile bulunan herhangi yani farklı üretim haricinde de gerçekten birçok dediğim gibi bankalar mesela bunlara şey yapılıyor ki hani bu biraz çevre yönetim sistemiyle de orantılı olduğu için mesela bir kargo şirketi var şu anda bu konularda çalışmalar yapıyor. Çünkü orada da araç trafiği gibi inanılmaz bir yakıt kullanımı söz konusu. Dolayısıyla hani lojistik iki olmak üzere toptan perakende de ya da tamamen gönüllülük esasıyla normal herhangi yani dediğim gibi bir rutin hani hizmet yapan belki olmasa bile genelde ticari binalarda da o genel anlamda baktığımız zaman karşılaşabiliyoruz. Çevre yönetim sisteminin yanı sıra bunları alarak da aslında birbirlerini entegre etmiş oluyorlar. Daha anlamlı sonuçlar da olmuş oluyor. Yani enerji tabii ki tek başına kurulabilir ama diğer sistemlerle entegre ettiğiniz zaman aslında çok daha anlamlı, güzel sonuçlar da doğabilir.
diye düşünüyorum ki hizmet sektörünün birçoğunda zaten çevre olsun, kalite olsun, iş güvenliği ile ilgili belgeler var. Bunun yanında da enerjiyi almak şu aralar gerçekten de gündemde. Çünkü artık firmalar hani sürekli iyileştirme diyoruz ya hep. Bu sistemleri kuruyoruz. Dolayısıyla hep yeni ne yapabiliriz heyecanı var kuruluşlarda da. Ve Elebimbir bu anlamda birçok kuruluşa da fırsat sağlıyor. Hani dediğim gibi danışmanlıklarda da şu anda açıkçası düşünüyorum hizmet sektörüne daha fazla danışmanlık yapmaya başlamış durumdayım açıkçası. Yani. Peki biz şu yani Türkiye'de bu mevzuatla birlikte özellikle sanırım çok çok daha hızlanacaktır bu belgenin alınması ve standartın kullanılması. Bir Türkiye'deki durumu merak ederim. Çünkü dediniz ki bunun bir 2011 versiyonu vardı galiba dediniz. Bir de 2018'de bir versiyonu daha çıktı. Demek ki Avrupa'da bu yıllardır kullanılan bir standart. Hem Avrupa'daki durumu hem Türkiye'deki durumu bir özetleyebilir miyiz kabaca? Hani bizde durum ne, Avrupa'da durum ne kullanım anlamında? Şöyle bir şey aslında, yani standart ISO tarafından 2011 yılında yayınlandı bu arada. Öncesinde farklı firmalar hani Avrupa'da yayınlandı. Yani genel tüm dünyada 2011 yılıyla başladı. Bizde yani oralarda tabii daha yaygın aslında. Hani yayınlanmaya başladıktan sonra daha yaygın bir şekilde. Zaten hani biliyorsunuz Avrupa'ya da baktığınız zaman biraz daha bu yenilenebilir enerjiye dönüş orada daha hızlı gidiyor. Hatta duydunuz mu Almanya en son bir mecliste onaylanmış bir şey. Bu termik santralleri 2038 yılına kadar kapatma ve nükleer santralleri de 2022 yılının sonuna kadar kapatma kararı alınmış. Ya bu gerçekten çok güzel şeyler baktığınız zaman. Hani çünkü yenilenebilir enerji şey değildir, enerji verimliliği değildir bu arada. Bu nedir? Çevre açısından bizim için anlamlı şeylerdir ama artısı olan noktalar. Yani evet. Avrupa'da çok daha popülerdi, daha gündemdeydi, daha hızlı giriş yapıldı belki ama bizim bu mevzuatımızla beraber aslında 2013 yılında biraz daha gereklilikler hayatımıza başlamaya başladı ama 2018 versiyonu bu mevzuatla da bilirsiniz biz de bazen yönetimi ikna etmek için yasal bir gereklilik de olmasını bekleriz. O yüzden yavaş yavaş çünkü hatırlıyorum ben bu 2013 yıllarında biz şimdi belgelendirme kuruluşlarında aramızda kalibrasyonlar yaparız. Hani bir sonraki sene neler popüler olabilir? Ben bu belgeyi de 2013'te aldım mesela. Bu eğitimi de baş denetçi eğitimini de 2013 yılında almıştım. O zamanlar konuşurduk. Çok az arkadaşımız almıştı mesela. Hani kaç tane iş olur ki? Kaç firmaya gideriz ki? Gibi böyle çok azdı gerçekten Türkiye'de. Ama şimdi ben 2019'da neredeyse sadece 50.001 denetim yaptım. Düşünüyorum şöyle kafamda yani bayağı sayıca arttı denetimler ve birçok firmalar şu anda hani hem danışmanlık açısından çünkü artık diğerleri doydu diğer standartlar dediğim gibi firmalar aldı. Hani tabii ki takipler, yeni güncellemeler geliyor onlara da ama bu yeni versiyonla da hem de bu mevzuatla da önümüzdeki işte bu 2023 yani bu 5 sene 3 seneyi gerçekten inanılmaz artacağını düşünüyoruz. Çünkü gereklilik yani yasal bir süre de var. O yüzden Türkiye'de de bu yani bir geçen sene de dediğim gibi hareketlendi. Enerji sektöründe yine bir zorunluluk vardı zaten bu VAP projeleriyle de alakalı ama hani biz belki biraz daha yavaş geldik ama mevzuat ya da yedirerek bu gerekliliği bence çok hızlı emin adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum Türkiye olarak da yani. Peki. Şunu merak ederim. Genellikle hep şununla karşılaştık. Biz özellikle bu sertifikalandırma belgelendirme sistemleriyle alakalı işte bu denetim yapılacağı zamanlara yakın olarak işte bir hengame bir tıraş olur firmalarda. İşte onu eksikler tamam mı, bu eksikler tamam mı falan gibisinden denetim tamamlanır, denetçi gider. Ondan sonra hayat tekrar eski haline gelir. Çünkü işte bazı firmalar bu belgeyi sadece bir pazarlama enstrümanı olarak kullanmayı tercih ediyorlar. Evet. Bazı firmalar da gerçekten hayatlarına bunu ciddi anlamda adapte ediyorlar. Fakat sanırım ISO 51001'in şöyle bir avantajı var. Bu gerçekten işte insana para kazandıran bir yönetmelik. Yani hani bunu uygulup bu şöyle bir varsayımım var daha doğrusu diyeyim yani. Sanırım diğer standartların aksine burada işverenler, yöneticiler çok daha fazla motive olacaklardır. Standardı sadece bir belge olarak değil de gerçekten hayata akıp eden bir unsur olması için diye düşünüyorum.
Yani şöyle bir şey, kesinlikle katılıyorum size. Elle tutulur bir şeyler görecekler. Yani somut şeylerle karşılaşacaklar. Bu sistemin yani bir çıktısını belki daha net görecek. Şimdi hani diğer sistemlerde hep çıktı olarak şey deriz işte. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede karşılamak. Tamam da burada iş paraya döndüğü zaman aslında dediğim gibi daha mutlu edeceğiz biz liderlerimizi, üst yönetimimizi. Ama doğru uygulamak lazım. Şimdi zaten biz hani 50.001'de de ya da enerji verimliliğinde de şu değil olay. Yani büyük yatırımlar, şimdi bazen firmalar onu diyor. Meltem Hanım tamam da diyor, hani bizim kaynağımız yok. Bütçemiz yok. Yani biz nerelerde nasıl iyileştirmeler yapacağız? Kesinlikle o gözle bakmamak lazım. Yani biz bir prosesi alacağız, bütün işte ekipmanını değiştireceğiz, çılgın yatırımlar beklemiyoruz sizlerden. Yani yönetim sistemi de bunu beklemiyor kuruluşlardan. Onların o sınırlı kaynakları içerisinde aslında nerelerde o küçük dokunuşları bulunup büyük geri dönüşümler sağlayabilecek, bunlara bakmak lazım. Yani bir kompresörün basınç ayarını bile değiştirmek ya da işte verimli olanlarla ya da işte ısı kayıplarını, hava kaçaklarını kontrol etmek bile hani belki ya onlar zaten yapılıyor. Hayır, yapılmıyor. Bir denetim de hiç unutmuyorum. İşte bir daha o işte yapmış olmak gibi yapmak var ya gerçekten de dediğiniz gibi ya da o kayıp dediğim konusunda. Şimdi bakıyorum her gün kaçak kontrolleri yapılmış, çok güzel kayıtlar var, dolmuş. Bazen şunu bile görüyorsunuz hatta ayın sonuna kadar dolmuş, ayın daha 15'i. Şimdi orada zaten hayat yani diyorum ki arkadaşlar çok öngörülü davranmış ama hani bunu gününde tutmak lazım diye böyle küçük şeylerle uyarılarla söylüyorsunuz ama şu var yani. Geziyorsunuz ya sizin kulağınıza geliyor o kaçağın sesi. Yani hava kaçağı normal değil mi? Hani öyle net ki o kaçmış. Ya aman kaçmış. Orada ne kadar zamandır kaçıyor? Yani bu nasıl su damlaya damlaya göl olur gibi bir atasözümüz varsa aslında aynı bakış açısı. Yani dediğim gibi o izolasyon, hadi geri kazanmak, o ısı kayıplarını ya da oluşan o atık ısıyı geri kazanmak, bunlar kuruluşlara gerçekten rakamsal anlamda geri dönüşler var ve sınırlı kaynaklar, yani enerji de sınırlı artık. Yani günümüzde de dediğim gibi enerji maliyetlerinin artması, yani çimento sektörü gibi hani böyle işte mesela kömür kullanırlar, yurt dışından kömür geliyor yani o enerjiyi, ısıyı sağlayabilmek için. Bunlar hep yüksek maliyetler. Dolayısıyla sistemi, prosesi aslında aktif kullanmak. Yani bu 50.001'in amacı da prosesi doğru yönetmek. Enerji verimliliği açısından. Proseste işte ısı eğer 1200 derece sizin ürün kaliteniz için yeterliyse aman güvenli tarafta kalayım 1400 yapayım ne olacak? Hayır işte olacak. Onu optimum şartları sağlamak enerji açısından zaten bize kazanç sağlayacak. Dolayısıyla bu bakış açısıyla hareket etmek lazım ve sistem de bize bunu yöneltiyor aslında. Genel çerçeveden bakmamız için bize böyle şartları sunmuş. Bizde de kuruluşu, her kuruluş için farklıdır bu arada. Dediğim gibi hani bir kuruluşta yapacağınız iyileştirmeler çok fazladır. Bazen onlarla da karşılaşıyorsunuz. O daha önce bahsettiğim gibi hani milyonlardan bahsediyor. Ama hani diğer bir kuruluşta özellikle işte bu rüzgar santrallerine danışmanlık yaptığınız zaman çok zorlanıyorum. Nerelerde iyileştirme yapacağız ya? Zaten kurulma aşamasında inanılmaz hani enerjiyle ilgili gereklilikler aslında. Bir tane adamlardan ben jeneratörü değiştirin desem kaç milyon dolarlık bir jeneratörden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani sistemi doğru anlamak lazım. Bende hiç iyileştirecek nokta yok ki diye bakmamak lazım olaya. O yüzden hani bir de her şey para değil. Yine altını çizmek istiyorum. Yani hikayede bir çevre var, gelecek var. Dolayısıyla hani enerjiyi düşünürken tabii hani üst yönetim dediğim gibi elle tutulur şeyler görmek istiyor belki ama yine de bu artıyı da düşünmek lazım. Çünkü kuruluşun bence günümüzde hele uluslararası platformda çalışıyorsak biz itibar açısından, imaj açısından, şirket açısından yani hani uluslararası platformda bence çok büyük artı. Yani bu yurt dışıyla çalıştığınız zaman hele ki Almanya hani dedim ya bu kadar gereklilik koymuş. Yani Almanya belki hani sanayide zaman gelişmiş şu ama gerçekten Türkiye'de bir kuruluşu olan hani global olarak
Almanya'ya bağlı kuruluşlarda gördüğün zaman çevre yönetim sistemi ve enerji açısından işte bu karbon ayak izi, sera gazı hesaplama inanılmaz gereklilikler sanıyor. Ve hani Türkiye'de de bu konuda gerçekten hatta şu anda su ayak izi hayatımıza girdi. Hani karbon ayak izimiz bitti. Dolayısıyla da bunlara da dikkat etmek lazım. Peki, yine bizi dinleyenlerin fikri olması babında. Şimdi diyelim ki biz böyle bir yola girmek istiyoruz. İster kanuni zorunluluktan dolayı, ister yok ben kanunculuktan değil, kendim hakikaten bir tesisimde, binamda, işletmemde bu enerji verim sistemini uygulamak istiyorum diyenler, bizi dinleyen kişiler arasında bunu diyenler ve biraz süreçlerden bahsedebilir miyiz? Yani bir bu Tabii ki. belgenin alınma süreci nelerdir? İşte bu danışmanlık süreçleri ne kadar sürer? Eğitim süreçleri ne kadar sürer? Bu denetleme mekanizması nasıl çalışır? Biraz bunlara değinebilir miyiz mümkünse? Tabii ki. Yani bir kere elimizde 50 bin bir standardı olmak zorunda. Bunu TSE'den satın almış olmamız gerekiyor başlığında. Şimdi şurada yani ben illa danışmanlık alınsın demek istemem ama gerçekten de hani standardı okuduğunuz zaman şartlarını öyle çok kolay anlamak zor. Öncelikle belki eğitim almak lazım. Hani standardın ne anlattığını anlamak lazım. Dolayısıyla bu 50.001/2018 ile ilgili bir eğitime gitmek lazım. Dolayısıyla beklentiyi anladığınız zaman zaten o eğitimden çıkan herkes biz kesinlikle danışmanlık almalıyız yaklaşımı gösteriyor. Ya da öncesinde işte bir kişilik bir danışmanlık süreciyle dediğim gibi önce bir danışmanlık firması bulacaksınız kendinize uygun. Danışmanlık firmaları zaten gün sayısı üzerinden ya da böyle işte sizin sektörünüze göre yani kuruluşun ölçeği çok önemli burada. Yani dediğim gibi eğer böyle bir çimento gibi gerçekten enerjinin fazla kullanıldığı büyük sanayi kuruluşuysanız yani oradaki sistem kurmak daha uzun olacaktır. Bir de şunu da tekrar belirtmek isterim. Evet sistem kurmak istiyorum ama ben enerjiyi ölçebiliyor muyum? Danışmanlığın süresi de burada çok önemli. Çünkü hani bazen bir tane pano var ve bütün sayaç bir tane ve bütün sistem oradan besleniyor. Dolayısıyla ben bu sistem sırasında danışmanlık yaparken de hani danışmanlık hizmetini alırken hani o süre önemli, veriyi toplamak önemli demiştim ya. O verinin alabilecek için altyapım var mı? Eğer ben zaten otomasyon sistemim varsa ve veriyi çok net yıllardır topluyorsam danışmanlık sürem daha kısa olacaktır. Çünkü standart şartlarını hayata geçireceğim orada. Verim zaten hazır. Ama verimi toplamıyorsam orada işte danışmanlık süresi yani 6 ayda olur. Tabii lokasyonunuza da bağlı. Şimdi tek lokasyonda olabilir. Bu hani farklı farklı lokasyonlarınızda olabilir. Yani ben 2 ayda da kurdum. Tamamen sistemi olanlar ama 6 ayda da 1 yılda da kurduğum oldu. Dolayısıyla size önerim kendinizi doğru analiz edip danışmanlık firmasına başvurduğunuz zaman ki onlar zaten soruyorlar size. Hani biz NMT olarak da işte çalışan sayınız, lokasyon sayınız, verileri topluyor musunuz? Yani verileri takip ettiğiniz bir sisteminiz var mı? Bu doğrultuda bir gün sayısı belirleniyor. Hani şu anda hani 15 günde desem, 20 günde desem belki çok net olmayabilir ama hani takribi böyle bir şey söyleyebiliriz belki. Danışmanlığı da aldıktan sonra işte içeride eğitimler düzenleyeceğiz. Kendimizi hazır hissettikten sonra iç tetkikimizi yapacağız. Kendi içimizde bu iç tetkik dediğim konu. Ve sonra bir belgelendirme kuruluşu arayışına geçeceğiz. Türkiye'de yüzlerce belgelendirme kuruluşu var. Benim sizlere önerim hani aslında az önce siz dediniz hep son dakika hazırlıklar falan. Ne yazık ki hani belki bunu burada söylemek çok zor değil de telefon edip ertesi gün belgenin geldiği kurumlar da var. Şimdi bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden ben kuruluş olarak size şunu söylüyorum. O belgelendirme kuruluşun akreditasyonuna bakın. Ya yani akreditasyon dediğimiz şey her ülkenin bir akreditasyonu vardır. Yani o belgelendirme kuruluşu denetlenir. Size o belgeyi veren kuruluş da bir denetimden geçer. Denetçiler gerçekten işini yapmış mı? Gerçekten denetime gitmiş mi? Dolayısıyla belgelendirme kuruluşu seçerken lütfen buna dikkat edin. İşte TÜRKAK akreditasyonu var mı? UKAS akreditasyonu var mı? Müşteri profiline bakın. En önemli nokta bu. Çünkü bazen bilinmiyor olabiliyor. Ben kendi aile şirketimde de mesela bu daha ilk yıllar İşte 2007 ya da 8'de kurulurken öyle tanıştım bu sistemlerle biraz daha. Yani orada
hikaye şeydi. Tamam biz şöyle yaparız ama ben hiç akreditasyon Endonezya mıydı, Hindistan mıydı, neydi? Hiç fark etmemişiz bile meğer. O yüzden bu önemli dediğim gibi. Yani bilindik firmalarla çalışın. Zaten sosyal medya ya da internete girdiğiniz zaman bunlar karşınıza çıkacaktır. Gerçekten denetlenin. Yani yoksa o belgenin orada asılı olması duvarda hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Hani kuruluşlarda önce bir iki günlük eğitime katılsın birkaç kişiniz. Sonra danışmanlık alınız. Sonra da doğru belgelendirme kuruluşunu bularak da zaten ha bu arada süreç nasıl ilerliyor? Belgeyi aldık iş bitti mi? Hayır. 3 senede bir bu belgenin yenilenmesi ve her sene de takip tetkiki gerekiyor. Yani her sene sizlerin denetime girip bu belgenin sürekliliğini sağladığınızı ispatlamanız gerekiyor. Dediğim gibi uluslararası geçerliliği olan bir belge sertifika Peki. aslında. Meltem Hanım, bu bölümün de sonuna geldik. Müsaadenizle burada da ufak bir ara vereyim. Üçüncü bölümde birkaç sorum daha var. Onlara devam edelim. Müdür Yollarda programı devam ediyor. Ben Deniz Özgür Kaan Alioğlu. Sıfır Enerji Binaları ve Binalarda Enerji Verimliliği konuşuyoruz. Bugün konuya enerji yönetim tarafından yaklaşıyoruz. Kimle birlikteyiz? ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanı Sayın Meltem Kılıçkoç ile birlikteyiz. Meltem Hanım'la ilk bölümde biraz ISO 51 sistemine girdik. Şimdi de detaylarını öğrenmeye çalışıyoruz kendisinden. Meltem Hanım şunu merak ediyorum. Şimdi muhtemelen benim gibi işte konuya uzak olan insanlar direkt olarak şunu anlayabileceklerdir. Tamam zaten işte bir tesisimizde, binamızda bir etüt yaptırdıktan sonra o ilk yatırımla iyileştirmeyle olan kısmını zaten oradan alabileceğizdir. Yani oradan bize bilgi gelecektir. İşte şunu değiştir, kompresörü değiştir, oraya öyle yap, buraya böyle yap gibisinden. Yani ilk yatırımsal bilgiler oradan gelebilir. Fakat ondan sonra genellikle benim konuştuğum EVD sahibi arkadaşlarım da hep şunu bahsediyorlar. Ondan sonra işin yönetim kısmı, yani bu sürekliliğin kısmı ile ilgili onlar da hep bir boşluk olduğunu söylüyorlar. Bize biraz işin o tarafından bahseder misiniz? Yani biz gerekli yatırımlarımızı yaptık, yapmadık neyse. Fakat ondan sonra işte artık bir T anında fabrikamız çalışıyor. Bütün bir hayatımız var. Ve bu hayatımızın içerisine biz enerji yönetimini ekliyoruz. Standart neler yapın diyor kabaca insanlara. Hani ne kadar büyükten bahsediyoruz. Çok mu yoruyor bizi? Yok gerçekten yormuyor. Ben şimdi hemen karşı savunma tarafına geçeyim. Şimdi masanın iki tarafında da bulunduğum için ben her zaman onu derim. Hem danışman gözüyle hem denetmen gözüyle baktığım zaman aslında hayır bizi yormuyor. Yani şunu söyleyeyim. Standart bizden neler istiyor? Evet enerji etüdü yaptırdık. İyileştirmeler karşımızda çok güzel ama işte o sürdürülebilirlik dediğimiz noktada aslında biraz daha devreye giriyoruz. Yani bu işi sadece o ekipmanı değiştirdik ama sürecimizin devamında nasıl etkileyeceğiz? Burada şunu özellikle istiyor. Yani bu değişen dış şartları olsun ya da içerideki işte kuruluşun vizyonunda, misyonunda, bu enerji ilgili stratejisinde nerelerde? Yani üst yönetim bu işi ne kadar sahipleniyor? Sahiplenmesi için nerelerde aslında dikkat etmesi gereken unsurlar? Yani standart işte sadece iyileştirme diyor belki ama çalışanların mesela geri bildirim alıyor. Yani önerilerini dinle diyor. Onlarla iletişim halinde kuruyor. Çünkü işi asıl yapan oradaki operatör yani o makinenin başında olan kişi aslında sürekli o ekipmanla haşır neşir ve nerelerde işte enerjiyle ilgili iyileştirme yapıldı. Evet etüt yapıldı ama farklı şeyler de çıkabilir. O prosesteki iyileştirmeler de çıkabilir. Sadece ekipman bazlı bakmadığımız zaman da. Sonra standart bizden neler istiyor? İşte enerji gözden geçirmelerini sürekli yap diyor. Yani bir tek etütle aslında bu işi yapma diyor. Sen sürekli enerji kullanım miktarlarını takip et diyor. Burada bu çok önemli. Öncelikle ben hangi alanlarda enerjiyi kullanıyorum ve ne tür enerji kullanıyorum? Yani işte ısınma için ben doğal gaz mı kullanıyorum, elektrik mi kullanıyorum? Ya da işte prosesimde buhar mı kullanıyorum, doğal gaz mı kullanıyorum, elektrik mi kullanıyorum? Yani kullanım noktalarını ve türlerini belirledikten sonra aslında ne kadar, hangi lokasyonda ne kadar enerji gösteriyorum? Enerji performansını belir diyor. Sen örneğin ürün başına ne kadar enerji harcıyorsun? Ya da çalışan başına ne kadar enerji tüketiyorsun? Bunları belirledikten sonra da işte o önemli enerji kullanım noktası dediğim kısımlarda benim enerji özetimin bir kere örtüşüyor olması lazım. Zaten ben bulmalıyım nerelerde en fazla enerji tükettiğimi. Bunu
yaptıktan sonra da izlemeye devam etmeliyim ben. Yani iyileştirmeyi yaptım, hayat bitti değil. Bir kere iyileştirmeyi de önceliklendirme yapmam lazım. Yani dediğim gibi kaynaklarımız sonsuz değil sonuçta. Nereden başlayacağımı belirlemek için bir enerji gözden geçirmesi yapmamızı istiyor standart bizden. Bunu da yaptıktan sonra işte veriyi nereden izleyeceğiz? Mesela enerjiyi takip ettiğin cihazların kalibrasyonunu yap diyor. Doğrulamasını yap diyor. Ki doğru veriyi aldığından emin ol. Yani o sayaç, tamam, yasal olanlar zaten hani 10 yılda bir zaten kalibre edilmesi şartı var yönetmeliğimiz gerektiğinde de, ama kendi içerimize koyduğumuz işte enerji analizörleriyle takip ediyorsam örneğin ne yapmam lazım? Standart diyor ki bunların kalibrasyonunu yaptır diyor. Takip et diyor. Verinin doğruluğunu. Sonra standart bizden karşılaştığın işte zaten farkındalık konusu var. Çalışanlarını eğit, bu konuda bilinçlendir diyor. Sonra bizden istediği şey aslında sistem içerisinde herhangi bir uygunsuzluk yaşandığı zaman bunları takip et. Nasıl takip et? Aynen diğer standartlarda olduğu gibi aslında. O uygunsuzluğun kök nedenini araştır. Nerelerden hata oldu? Yani bir yerde bir hava kaçağı var ama başka bir nedenden dolayı. Yani bakımdan kaynaklı mı? Ekipmanın eski olmasından mı kaynaklı? Etütlerde tamam bunları takip ediliyor ama bunlar rutin işleyişte de sürekli izlenmesi gereken. Saha kontrolleri yap diyor bize standart. İşte parametrelerini oluştur. İşte bu düzeltici faaliyetler başlat diyor. Aksiyonlarla bunları yönet diyor. Ve kendi içinde işte bu iç tetkikleri gerçekleştir diyor. Bence iç tetkik zaten bu sistemin etkin şekilde uygulanıp uygulanmadığının en net belki çözebileceğimiz, hem bir eğitim derim ben buna her zaman, hem de dış tetkike hazırlık gerçekten içeride etkin yapıldığı zaman standardın artısından biridir. Yani sürekli takip ediyor. Ve standardın bir maddesi de şudur. Üst yönetim belli periyotlarda bu sistemin performansını, yani enerji performansını ölçtürüyor. Şimdi enerji performansı sadece aslında tasarruf değil. Hepsini kapsayan bir kavram. Yani enerji tüketimi ne kadar, enerji verimliliğini nasıl takip ediyorum? Genel açıdan baktırıyor ve yönetim de belli periyotlarda bunları gözden geçirip nerelerde iyileştirme yapılması gerektiğini, yine artılar neler, eksiler neler, hedefler belirle diyor. Bakın bu da çok önemli bir nokta. Yani hani dedim ya, stratejik hedeflerin içerisinde yer alması gerekiyor. Ayrı düşünmemek lazım. Yani bir kuruluş sadece işte enerji ödülü yaptırdığı zaman stratejik hedefler içerisinde bunlar yer almayabilir bakıldığı zaman. Dolayısıyla kuruluşun hedefleri içerisinde de yer almasını istiyor standart bizden. Ve alt seviyelere kadar, yani en üstten başlayıp ilgili fonksiyonlara kadar da bu hedefleri belirle. Çalışanlar bu hedeflerin farkında olsun istiyor. Dolayısıyla herkes kendi üstüne düşen görev ve sorumluluğu bilincinde olup bu doğrultuda. Yani işin özü hani sistem kuruluş içerisinde işte bu enerji kültürünü oluşturmak. Dolayısıyla evet, etüt sonucunda ben mali açıdan artılarım olacak ama yine dediğim gibi imaj açısından ve çevre farkındalığı açısından, çevreye etkisi açısından da bu yönetim sisteminin bize katkıları. Dediğim gibi gereklilikler zaten bu saydığım başlıklar doğrultusunda. Standart işte bir 10 maddeden oluşur zaten. 4. ve 10. maddeler arasında bu gereklilikler tanımlar. İşte planla, uygula, kontrol et, önlem al metodoloji doğrultusundadır. Oluşturulmuş, etkin şekilde kullanıldığı zaman artısı, faydası firmalara. Hani eksisi yok gerçekten bakıldığı zaman. Birçok artısı olabilecek başlıklar diyebilirim. Peki sizin tecrübenizi dayanarak sormak isterim. Siz birçok firmaya gidiyorsunuz. Sen bu danışmanla görüşsem eğitimleri veriyorsunuz. Böyle kabaca bize bir yüzde verebilecek misiniz? Mesela bu firmaların yüzde kaçı bu belgeyi almak için sizden bu danışmanlığı alıyor? Yüzde kaçı gerçekten bunu hayatlarına akuple etmek için alıyor? Şu anlamda ne görüyorsunuz Türkiye'deki durumu? Şöyle bir şey var. Bir kere zaten hani bu Ocak 2020'de bir de pandemiyle girince bir kere öncesinde alan firmaların %100'ü gerçekten alanlar. Dolayısıyla benim şu ana kadar gittiğim bütün firmalar gerçekten bu sisteme inanıp faydalarını, geri dönüşlerini görmek isteyen kuruluşlar. Dolayısıyla hani diğer yönetim sistem standartları için bu cümleyi kuramam bakıldığı zaman, ama bunun için %100'ü çok net söyleyebilirim. Gerçekten hani bu belgeyi almak isteyen kuruluşlar şu anda şöyle düşündüğüm zaman
üretim açısından da olsun. Ki şey açısından çok büyük avantajdır. Eski firmaların, yani uzun yıllar önce kurulmuş bu üretim sanayi sektöründeki kuruluşlarda iyileştirmeleri daha fazla var. Dolayısıyla yani geri dönüşünü de daha fazla görüyorsunuz. Hani yeni bir zaten yapıldığı zaman işte o hep en son teknolojiyle zaten prosesler hayata geçmesine rağmen eski teknolojiye, eski altyapıya sahip kuruluşlarda bu standardın artılarını daha net görebiliyoruz. Hiç mutsuz dönmedim denetimlerde diyebilirim açıkçası kuruluşlara gittiğim zaman. Herkeste bir açlık var, yeni bir şey çünkü. Hani herkesin hayatına girmiş yeni bir standart. Enerji çağında çok popüler, herkesin gündeminde. Dolayısıyla ihtiyaç hissettildiği için kuruluşlar şu ana kadar gerçekten almıştı. Belki bu sorunun cevabını hani önümüzdeki bu işte 3 yıllık süreç içerisinde görmeye başlarız. Gerçekten almak isteyenler yoksa sadece mevzuat için mi gerekliliği yerine getirenler olarak. Peki o zaman bir rakam daha merak edeyim sizden. Şimdi bir de tabii siz bu ISO 50001 enerji üretim sistemi sadece sanayi kuruluşlarına değil ticari binalara da uygulanabiliyor. Yine sizin tecrübenizden yararlanarak soruyorum. Şu ana kadar ki sizin verdiğiniz hizmetlerin yüzde kaçı sanayi kuruluşlarıdır, yüzde kaçı binalar özelindedir? Yani orada şöyle bakarsam şu ana kadar derdim %80'i sanayi diyebilirim. Çünkü son dönemlerde evet yani %80'i %20'si belki diyebilirim hizmet alanındaki noktalarda. Zaten şöyle bir şey var. Şimdi 1000 TEP dediğimiz rakam bildiğiniz gibi gerçekten yüksek bir rakam. Dolayısıyla hani bu gereklilik de sanayide zorunlu hale gelecek. Hani hizmet sektöründe zaten bir yasal zorunluluk olma olasılığı biraz düşük gibi gözüküyor. Ama yani %20 herhalde. Daha fazla değildir. Çok sevdim. Belki %20 bile çok mu acaba diye düşünmeye başladım birden. Yok zaten ben tahmini yani bize de bir fikir evet. versin diye ki anladığım kadarıyla büyük bir çoğunluğu sanayi tesislerinde daha binalarda bu mevzunun yeteri kadar dikkate çekilmediğini görmüş bulunuyoruz. Evet. Peki, şöyle bir kavram var. Hani enerji kimlik belgesi dediğimiz noktada belki hani birazcık da oradan hani bunlar kulağa aşina gelen firmalar bir de enerji yönetim sistemi varmış. Hani bu yönetim sistemlerine hevesli kuruluşlarda biraz daha karşımıza çıkıyor aslında. Okay. Peki. Meltem Hanım son bir iki dakikamız. Biz standart olarak klasik olarak son dakikalarımızı hep gençlere ayırmaya çalışıyoruz. Siz şimdi tabii Türkiye'de de çok popüler olan bir konu enerji yönetimle çalışıyorsunuz. Ülkemizde de bu anlamda hakikaten faaliyet gösteren hem değişik mühendislik disiplinleri var hem de sadece neredeyse bu konuya odaklanmış olan işte enerji sistemleri mühendisliği diye bir öğrenci grubumuz var. Bizi dinleyen bu genç arkadaşlarımıza neler önerirsiniz, neler tavsiye edersiniz? Bu işleri yapsınlar mı, devam etsinler mi, nasıl bir yol izlesinler? Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu işe ilk başladığım zaman kulakları çınlasın Ahmet Bey bana şey derdi. Kızım senin buralarda ne işin var? Daha gençsin, çalış. Sen de gibi bir şirkete, kurumsal hayata bir tanı, bir kariyer planlaması yap gibi. Yani şöyle bir şey var. Dediğim gibi zorlukları var ama hani enerji gerçekten çok. Hele ki böyle bir şeyde okuduğunuz zaman bir kuruma girin. Aslında bir o kokuyu, o yani üretimi hissetmek lazım. Direkt yani iş çok cazip geliyor. Hem free yani serbest çalışıyorum. Kendi kendimin patronu gibi belki hikaye. Yani kulağa gerçekten hoş geliyor ama sektörü bilmek lazım. Biraz içinde o yaşamak lazım yani. Dolayısıyla farklı sektörler görmek çok önemli. Ben her zaman bunu söylerim. Yani bu yönetim sistemlerinde gerçekten yetkin bir danışman ya da denetçi olmak için ki denetimde zaten bir şarttır aslında birçok sektörde tecrübe yapmış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla da önce deneyimleyin bir yerlerde. Daha sonra da kariyer olarak bakabilirsiniz danışmanlıklar. Kesinlikle öneririm. Keyifli. Benim için ben şunu özellikle söyleyeceğim. Artısı nedir diye sorarsanız yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. İletişimi seviyorum. Ve dolayısıyla da farklı sektörler görmek benim için her zaman ben meraklı bir insanımdır, ilgili bir insanımdır. Bence en büyük artısı bu. Her gün yeni bir insanla tanışıyorum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Bu danışmanlıkta da oluyor. Farklı sektörler görüyorum. Yani ben bir yerde çalışıyor olsaydım belki işte bir makine alanında çalıştım. Belki bir lojistikte çalışırdım. Hadi üçüncü farklı bir sektör. Ama şu anda bu insanın gerçekten bakış açısını çok genişletiyor. Türkiye'yi gezdim.
yurt dışında gezme fırsatı oluyor. Böyle artıları var. Ama yorucu mu? Evinizi arası otel gibi kullanıyorsunuz belki baktığınız zaman. Ama kesinlikle öneririm. Bence enerji özellikle çok popüler olacağı için kesinlikle doğru mesleği seçmişsiniz diyebilirim sizlere yani. Peki. Meltem Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Hem verdiğiniz bilgilerden dolayı hem de keyifli sohbet için çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Herkese iyi günler diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, bugün konuğumuz ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanı Sayın Meltem Kılıçkoç idi. Kendisiyle ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemlerini konuştuk. Bize çok faydalı bilgiler verdi sistemlerle alakalı. Tabii ki bu konu bir lebiderya. Bir saat içerisinde konuşabildiğimiz kadarını konuştuk. Son cümlelerini gençlere tekrar edelim. Yani bir ana fikir verdi bize. Ben kendi ifadelerimle toparlamaya çalışacağım. Dedi ki gençlere, bu işler çok keyifli, çok da güzel. Hem de dünyanın geleceğinde çok faydalı işler. Ama öncelikle biraz piyasa tozu yutun, ondan sonra bu işlere başlayın dedi. Bugünlük de Bir Müdür Yollarda programının burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka programda görüşene kadar sizin enerjiniz yüksek, binanızınki sıfır olsun efendim.